T bir parametre olmak üzere. Parametre demek değişken demek arkadaşlar. P 2T-1 virgül 6T artı 5 noktalarının Geometrik yer denklemi nedir? Ne demiştik? Geometrik yer demek, x ve y'ye bağlı bir denklem demek. Yani ben aslında belki bir doğru denklemi yakalayacağım, belki bir çember denklemi yakalayacağım. Yani bu t değiştikçe karşıma çıkan noktalar neyin üzerinde geziniyor? Geometrik olarak doğru mu, parabol mu, elips mi, çember mi? Onu bağlamaya çalışacağım. Yapacağımız tek şey şu arkadaşlar. Aklınızda olsun. Geometrik yer duyduğunuz anda o noktaya bir isim verelim. Şu x olsun. Şu da y olsun. Biliyorsunuz düzlemde, koordinat düzleminde bütün noktalar x, y biçimde adlandırılırlar. Birinci bileşen, apsis, ikinci bileşen, ordinat. Hemen geliyorum. x eşittir 2t-1 diyorum. y eşittir 6t-5 diyorum. Ve amacım y'yi x'e bağlamak y eşittir x türünden bir denklem yakalamaksa t'ler öldürmem lazım. T'ler öldürmek için ne yapacağım? Şuraya eksi 3'ü çarpacağım. Taraf tarafa toplayacağım. Toplarsam ne olurum? y eksi 3 x eşittir. Bakın 6 t'ler öldü birbirini götürdü. 8. Demek ki benim aradığım geometrik yer denklemi y eşittir. 3x artı 8'dir. Bu şu anlama geliyor. T kaç olursa olsun senin x virgül y noktaların bu doğrunun üzerinde yer alıyorlarmış. Yani aslında benim bu doğrum şöyle bir doğru çıktı karşıma. Hatta çizelim bunu. X sıfırken Y 8, Y sıfırken eksi 8 bölü 3. İstersen şöyle yapalım gençler. P noktalarımız neydi? 2T eksi 1 virgül 6T artı 5'ti. Sınavda diyelim ki böyle bir soru geldiğinde aklınıza gelmedi. Ne yapmanız gerektiği. Hemen T değer çakın. T sıfır olduğunda noktam ne olur bakalım diye. Buna P sıfır diyelim. P sıfır noktası eksi bir virgül beş. Eksi bir senin aradığın noktalardan bir tanesi. Ve bu doğru sağlamak zorunda. Seçeneklere atlayın hemen. Eksi bir koyduğunda beşi veren seçeneği atlayacaksınız. Ya da T eşittir bir diyelim. Bunu da P1 noktası olsun varsayalım. T1 koyduğumuzda noktamız kaç geliyor? Ona bakalım şimdi. 1,11. Yine 1'e 11 bu nokta doğruyu sağlamak zorunda. Evet bakın koyduğunuzda gerçekten sağlar. İşte milyonlarca bu T değişik rakamlar, sayılar verdiğinizde karşınıza çıkan doğru en son bu doğru isim gelemiş oluyor. Demek ki benim aradığım noktalar aslında bir doğrun üzerinde gezinen noktalarmış. Geometrik yer demek neyin üzerinde geziyor demek. Doğrunun üstünde geziyormuş bu noktalar. Peki, bunu da anlaştık diye düşünüyorum. Çocuklar bu arada dersi kaydediyorsunuz değil mi? Erdemciğim? Evet hocam. Tamam. Ha, i̇steyen, dileyen bu yeni yazım soruların fotoğrafını çekebilir arkadaşlar. Öyle de yapabilirsiniz. Diğer zaten... Şeyler pdf'in üzerinde var. Bunu da anlaştık. Yine t bir parametre olsun. P eksi 1 artı kosinüs t derece virgül iki artı sinüs t derece. Noktalarının Geometrik yer denklemi nedir? Bakın enteresan bir soru. T değişik sayılar verdiğiniz sürece karşınıza noktalar çıkacak. Acaba bu noktalar neyin üstünde mi? Doğrunun üstünde mi? parabolün üstünde mi? Çemberin üstünde mi? Yoksa bir başka bir geometrik yapının üzerinde mi? Onu merak ediyorum. Her zaman yaptığım gibi diyorum ki x eşittir eksi 1 artı cos t. Sonra y eşittir 2 artı sin t. Hafif bir trigonometri e, bilgisi kullanacağım. Buradan x artı 1 eşittir cos t. y eksi 2 eşittir sin t. Karelerini aldığımda x artı 1'in karesi eşittir cos kare t y eksi 2'nin karesi eşittir sin kare t. Trigonometrinin temel bağıntısından taraf tarafa topladığınızda x artı 1'in karesi artı y eksi 2'nin karesi eşittir sin kare artı kos kareden 1. Anımsayın bakın biz geçen hafta bunu öğrenmiştik. Neydi bu? Kim söyleyecek? Evet Ahmetciğim kemberin denklemiydi hocam. Canım. Aferin koçum. Merkezi? Merkezi bir. Hayır o yarı çapı bir. Hayır, merkez, 2 merkez nokta, 2 nokta olacak. Merkez kaça kaç? Merkez içeriği sıfır yaptıran değerler. Evet ikincim. Eksi bire iki. Güzel. Merkezim eksi bire 2. İçeriği sıfır yapan değerler. Hatırlasanız şu eşittir re kareydi. R karesi 1 yaparsa R'si de 1 yapmış olur. İşte sevgili gençler bu düzlemde merkezi eksi 1'e 2 olan yarı çapı da bir birim olduğuna göre demek ki y eksenine teğet olacak. 1 bir birim doğuya 1 bir birim batıya 1 bir birim güneye 1 bir birim kuzeye gittiğinizde benim aradığım noktalar bakın şu çemberin üzerinde gezinen noktalarmış. Y ekseni tet bir çember bu. T ne verirseniz verin sevgili gençler. Daima aradığınız noktaların bu çember üzerinde gezindiğini göreceksiniz. Bakın çok güzel bir soru oldu görüyor musunuz? İşte Analitik geometri, trigonometri hepsi iç içe konulardır. Çemberin analitiği, normal çemberin e, geometrinin kendisi. Evet. Merkezi eksi 1'e 2. yarıçap 1 olan çember. Örneğin bir somutlama yapalım. T'ye 0 derece koysak T T'ye 0 koysak. Noktamız ne geliyor bakalım. P0 dediğimiz nokta. Kosinüs 0 1'di. 1 eksi 1'den 0. Sinüs 0 sıfır 0'dı 2. Sıfıra 2 noktası ki zaten sıfıra 2 noktası biliyorsunuz arkadaşlar. Bakın şu nokta işte. Sıfıra 2 noktası. Üzerinde geldi. Başka bir T değer koyalım. Örneğin 90 derece koyalım T'ye. Te geldik peymiz. Kosinüs 90 sıfırdı, eksi 1 virgül. Sinüs 91'di 3, eksi 1'e 3. Eksi 1'e 3 nerede bir nokta? Bakın en kuzeydeki nokta görüyor musunuz? Yani şu nokta oldu. İşte bu noktalar bir araya gelerekten bu çemberi oluşturdular. Evet, isteyen bunu da fotoğrafını alsın arkadaşlar. R kartezyen R'de ya da koordinat düzleminde, dik koordinat düzleminde aynı şeydir aklınızda olsun. Hani bu R kartezyen R'ye göre şaşırmayın. Birinci R, X, ikinci Y, R'dir. Yani koordinat düzleminden bahsediyor. R kartezyen R'de, yani koordinat düzleminde <laughs> diyelim ki 2x artı 4y 12 eşittir 0. Doğrusu üzerindeki hangi nokta A 2,4 noktasına en yakındır? Evet, dikkat. En yakını merak ediyoruz. Şimdi bütün şekilleri tabii ki uzun uzun koordinat düzeninde çizmeniz gerekmiyor. Ha, çizseniz de olur. Elimde benim şöyle bir noktam var arkadaşlar. Ve şöyle bir doğrum var. Doğrumun adı 2x artı 4y eksi 12 eşittir 0 doğrusu. Şu. Dışarıda bir nokta var. A 2,4 noktası. Neden dışarıda? Neden üzerinde değil? İki x'lerine iki koyun, y'lerine 4 koyun. Doğru da sağlamazsa dışında demektir. Sağlarsa da zaten üstünde olur biliyorsunuz. Evet, sağlamalı için dışında. Peki sevgili gençler, en yakın nokta doğru üzerinde milyonlarca nokta var biliyorsunuz. Ama ben en yakınını merak ediyorum. A noktasına en yakın olanı merak ediyorum. A noktasının en yakın olan her zaman dikme ayağı altında bulunan noktadır. Buna da h diyelim. Güzel. Arkadaşlar bu noktayı bulurken en güzel çözüm şudur. Bu 2x artı 4y eksi 12 eşittir 0 doğrusuyla bu a, h doğrusu birbirine dikler farkındaysanız. Şunun eğimi, birinci doğrunun eğimi, eksi 2 bölü 4'ten eksi 1 bölü 2. O zaman buna dik olan ikinci doğrunun eğimi, yani şu eğim 2 dediğimiz şey çaktırmadan 2 olacak. Ne demiştik geçen dersimizde? Eğimi bilinen, noktası bilinen doğru denklemini yazalım hadi. Bu doğrunun denklemi pratik olarak y eşittir 2x artı bir şeydir. 2x artı n. Eğim 2 olduğu için. x'e 2 koyunca y'si 4 gelecekmiş. Evet geliyor zaten. Y eşittir 2x doğrusu. Pratik olarak bulduk. Peki biz neyi merak ediyoruz? Aş noktasını merak ediyoruz. Peki aş noktası kim? Bu siyah doğruyla bu kırmızı doğrunun ortak noktası. Ortak noktası bulunur ortak çözüm de bulunur. Hadi gidelim. Şunları ortak çözelim. Ortak çözmekte iki yöntem vardır. Ya taraf tarafa yok etmek ya da yerine koymak. Burada yerine koymak daha güzel görüyorsunuz. Y görünür 2x çakarsam ne olur? 8x. 2x de burada 10x. Değil mi? 8x, 10x. Eşittir. İsterseniz şu eksi 12'yi daha güzel gelsin diye sevgili gençler. Hiç riske etmeyelim. Şurayı eksi 20 yapalım. Şurayı eksi 20 yapalım. Eksi 20'yi bir tarafa 20 diye atalım. X eşittir 2 gelsin. Noktamızın adı 2. Ordinatı 4. Ah. Y eşittir 2 x'di ya. Dolayısıyla 2,4 en yakın nokta olmuş oldu. Y yes, eşittir 4 oldu. Çocuklarım bir saniye bir izniniz rica ediyorum. Hemen geliyorum. Bir noktadır dedik ve öğrendik. Çok güzel. Unutmayın en yakın duyduğunuz anda... Ne yapıyormuşuz? Eğimler çarpma eksi birden ortak çözümle o noktayı buluyoruz. Ha milyonlarca nokta var ama en yakını dikme ayağı altında. Biz ona hatta dikiz düşümü diyoruz. Dikiz düşümü aslında oradan dik bastınız ve tam dikme ayağı altında olan nokta. Peki sevgili arkadaşlar bunu da anlaştık. Geçen haftalarda yapmış olduğumuz güzel bir soru tipini bir daha anımsatmak istiyorum. Koordinat düzleminde veya düzlemde A eksi 1'e 3 ve B 2,6 düzlemde bu noktalara Eşit uzaklıkta bulunan noktaların geometrik yeri nedir? Hmm, şimdi düzlemde her iki noktaya birden eşit mesafede bulunan noktalar var. Ben o noktaların neyin üzerinde gezindiğini merak ediyorum. Evet, var mı görüş belirtmek isteyen arkadaşlar? Evet Ahmetciğim. Hocam bence şey yapalım, bir AB doğrusu çizelim. Çok güzel. Sonra onun... Evet, tam. Sonra onun orta noktasını belirleyelim. Evet. Ondan sonra orta noktasından geçen ve bu doğruya dik bir doğru çizelim. Aferin koçum. Bunun adı neydi Ahmet? Bu doğrunun adı. Evet. Özel bir adı var bunun geometride. Bilmiyorum. Unuttum hocam. Bilen var mı gençler? Kenar orta dikme On... mi? Ha, ha Güzel. Çok güzel. Bunun adı kenar orta dikme. bir doğruyu iki eşit pa parçaya bölen dikmeye kenar orta dikme doğrusu adı verilir. Ya da orta dikme de diyebiliriz kısaca. İşte ben bu mavi doğruyu merak ediyorum. Neden peki böyleydi arkadaşlar? Çünkü anımsarsanız iki kenar üçgen mantığı vardır. Dakiden dolayı. Üzerinde bir nokta aldım. Buna ve buna eşit mesafede görüyor musunuz? Evet. Ya da burada bir nokta aldım. Bakın. Buna ve buna eşit mesafede. Ya da şuradan bir nokta aldım. Buna ve buna eşit mesafede. İşte bu noktalar P1, P2, P10, P100 neyse bu noktalar bir araya gelerekten bu mavi doğru oluştururlar. İşte ben mavi doğru adını merak ediyorum. Kolay artık işimiz. Neden kolay? Hemen yapalım. Ben şu aş noktasını bulursam bunun işini bitireceğim. Aş noktası göbek biliyorsunuz. Göbek nasıl bulunuyordu? Aritmetik ortalama. Topla 2'ye böl. 2 eksi 1 daha. 1, 1 bölü 2. 6-3 daha 9, 9 bölü 2. Güzel. Yani 0.5 virgül geçecek ve buna dik olan bir doğru. Peki AB'nin eğimini yazalım, eğim AB diyelim. AB doğru parçasının eğimini bir yazalım önce bir. Neydi? Y'lerdeki değişimin x'lerdeki değişimi değişim oranıydı. Y'lerdeki değişim 6-3'ten 3. X'lerdeki değişim 2 1den 3 eder. 1 Güzel. A, B'nin eğimi 1 ise o zaman benim aradığım mavi doğrunun eğimi de eğim mavi eşittir. Buna M2 diyelim. Buna M1 diyelim. Eksi 1'dir. Artık eğimi eksi 1 olan ve 1 bölü 2'ye 9 bölü 2'den geçen doğruyu merak ediyorum. Y eşittir. Mx artı n'den hızlıca geçelim. Pratik olarak geçelim. Y eşittir. Eğim eksi 1 geldi. Eksi x artı n. 1 bölü 2 koyunca 9 bölü 2 gelecekmiş. Eksi 1 bölü 2'ye ne eklersem 9 bölü 2 olur. Onu hesaplayacağım. 5. İşte benim aradığım bu iki noktaya da eşit uzakta olan noktaların kümesi y eşittir. Eksi x artı 5 doğrusudur. Bakın ne kadar güzel çıktı. Yani mavi doğrumuzun adı buymuş arkadaşlar. Hadi isterseniz bir nokta alalım. Bir tercih yapalım. Gerçekten de doğru yapmış mıyız? Görelim. Örneğin x'e 0 koydum. Y'si 5. 0'a 5 noktası varsayalım ki şurası olsun. 0'a 5 noktası. 0'a 5'in buna uzaklığıyla buna uzaklığı eşit mi? Bakalım. 0'dan eksi 1'e bir birim oynamış. Ötekinde 5'ten 3'e 2 birim oynamış, kök 5 yaptı. Yine 2 birim oynamış, 1 birim oynamış. Öbürüne bakalım. X'ler 2 birim, Y'ler 1 birim oynamış, kök 5. Evet. Bakın doğru yaptık. Yani aslında neyi görmüş olduk? 2 noktalar uzaklıkların eşit olduğunu görmüş olduk. Ben iki nokta uzaklığı nasıl yapıyordum arkadaşlar? Hatırlayın bakayım. Dik üçgen çizin demiştim her zaman. X'ler farkı bir, ordinatlar farkı 2. Pisagor'dan hipotenüsü bul. Ostan iki nokta uzaklığı verir demiştim. Ha iğrenç formül neydi? X'ler farkının karesi, Y'ler farkının karesinin karekökü idi diyoruz. Peki ben bunu hocam illa böyle mi yapmak zorundayım? Değilsiniz tabii ki. Bir de isterseniz şöyle yapalım. İkinci yol diyelim. A-1'e 3 B-2'ye 6 noktalarına eşit mesafede olan noktaların kümesi. Güzel. A burada. B burada. Bir tane temsilci nokta aldım. virgül y noktası. Buna ve buna eşit mesafede. Çok güzel. Ben şimdi ne yapacağım? Eksi 1'e 3 ve 2 6'yı bir yazalım. Ben PA eşittir PB'yi biliyorsam şimdi o aptal iki noktada sıcaklığı kullanacağım. X'ler farkının karesi, X artı 1'in karesi artı Y'ler farkının karesi Y eksi 3'ün karesinin kare kökü. 2 yazmayacağım. Diğer tarafta da var. X'ler farkının karesi, X eksi 2'nin karesi Y'ler farkının karesi, Y eksi 6'nın karesi kare kökü yazmayacağım. Açtığımız zaman birbirine eşitlersek x kareler öldü. y kareler öldü. Şuradan artı 2x geldi. Şuradan eksi 4x geldi. Bu tarafa geçti. 6x oldu. Şuradan eksi 6y geldi. Buradan eksi 12y geldi. At bu tarafa artı 6y. Sabit 1 geldi. Sabit 3 geldi. Etti 9, pardon 9, 10 oldu burası. Eşittir. Diğer tarafın sabiti 4. 36 burada 40. Al bakayım bu tarafa. 6x artı 6y eşittir 30. Her taraf 6'ya böl. X artı Y eşittir 5. Al sana Y eşittir. Eksi X artı 5. Zaten biz de Y eşittir. Eksi X artı 5 bulmuştuk. Biraz önceki geometrik çözümümüzde. İsteyen böyle yapsın arkadaşlar. Ama tabii ilk yol daha güzeldir. Niye? Gözünde canlandırıyorsun. Artı ikizkenar kenar üçgeni görüyorsun. İşte eğimler çarpımından geçmek daha rahat. Ha bu da güzeldir ama öbürü daha bence hoştur. Evet kafasına bir şey takılan var mı arkadaşlar? En bir parametre olmak üzere. m-3 çarpı x artı m artı 2 çarpı y eksi 20 eşittir 0 doğrularının geçtiği sabit noktanın Orijine olan uzaklığı kaç birimdir? Evet. Görülüyor arıyorum. Geçen hafta öğrettim bunları. Buyurun. Doğrularının, geçtiği sabit noktanın. Evet, sürekli aynı kişilerle çözmeyelim arkadaşlar. Bakın, biraz daha katılım istiyorum. Teşekkür edemem için bu arada. Evet, var mı gönüllü? Gönüllü arıyorum. Sami'cim dinliyorum. Hocam, burada e, sabit noktayı bulmak için önce M yerine 3 verebilirim. Aferin canım. M yerine 3'ü verdim. Çünkü verdi. Y buradan evet, 4 geldi. Yi bulduk değil mi Samicim? Evet Çok hocam. Çok güzel. Yemiz 4 geldi. Sonra M yerine eksi 2 verdim sonra da ikisi bulurum. Çok güzel. X de buradan herhalde eksi 4 mi geliyor? Evet hocam eksi 4 geliyor. Demek ki milyonlarca doğrunun geçtiği o sabit noktanın adı çıktı. Eksi 4 virgül 4 noktasıymış. Bu noktanın orijinal mesafesini istiyormuş. Bu noktaya A diyelim. A ile O arasındaki mesafe. Cevap? 4 kök 2 olur hocam o da. Bu kadar. Orijinle olan bütün uzaklıklar ikiz kenar dik üçgendir. 4 4 4 kök 2. Eksi 4 -2, 4 -2, yine 4 kök 2. Uzunluk olarak bakıyoruz ya arkadaşlar. Ondan dolayı. Çok güzel. İşte bu Parametre değiştikçe karşına milyonlarca doğru çıkıyor. O doğruların bir öz, ortak özelliği var. Hepsi bir sabit noktadan geçiyor. İşte o geçilen sabit noktayı da bulmuş olduk. Adı, eksi 4,4 noktası. Bu sistemin adı neydi? Doğru demetiydi. Milyonlarca doğrunun geçtiği sistemin adı doğru demetiydi diyorduk arkadaşlar. Çok güzel. Bunda da anlaştık. Bana m parametresine bağlı a 2 virgül eksi 4 noktasından geçen bir doğru demeti denklemi yazdırabilir misiniz? Bana öyle bir denklem yazdırın ki m'ye bağlı olsun ve bu 2 ,4'ten de geçsin. Geçen hafta buna benzer de bir soru yapmıştık. Canınızı çektiği için de girin arkadaşlar. Korkmayın. Ama ne demiştik? M'lerin birbirini öldürüp sıfır eşittir sıfır çıkması gerekir demiştik doğru demetinde. Önlemlerin doğru olması lazım demiştik. Örneğin 2m artı 3 çarpı x artı Şimdi x yerine 2 koyduğumuzda 4m geldi. x yerine 2 koyduğumuzda 4m. Biraz sonra y yerine 4 koyduğumuzda eksi 4m gelmeli ki y, e, m'ler birbirini öldürsün. Eksi m artı 1 çarpı da gerekir. Direkt m. Şu eksiyi siliyorum. Çarpı y. Bakın y de eksi dört koyalım. Eksi dört m artı iki kere ikiden dört m'i öldürdü. Şimdi gelen sabitlere bakalım. X'e 2 koyduğumu ve y'ye eksi dört koyduğumu varsayarak bunu söylüyorum size. 2'yi koyduğumda dört m'ler geberdi eksi dört koyduğumda. Sabitler ne geldi? Şuradan altı geldi şuradan eksi 4 geldi. Etti 2. Demek ki şurası eksi 2 olursa eşittir Sıfır. Ve benim aradığım milyonlarca doğru demesinden sadece ve sadece bir tanesidir. Ben böyle yazdım. başka bir öğrenci farklı yazabilir bunu. Hocam ben illa bunu böyle yazmak zorunda mıyım? Değilim. Atıyorum. 8m artı 1 çarpı x artı 2'yi koyunca 16M geldi. Eksi 16M için şu an 4M'li olması lazım. Eksi 3 diyelim. Sabitliği de ayarlayalım kendimiz. 2 kere 1, 2. Eksi 4 kere eksi 3 artı 12, 14. Şöyle de eksi 14 yazarsam bakın gene sıfırlatırım. İşte bu sizin kendinizin tercih ederek kurduğu bir doğru demeti denklemi daha size. Bunlardan milyonlarca kurabilirsiniz. M değiştikçe karşınıza çıkan bütün doğrular 2 virgül 4 noktasından geçiyorlar artık. Artı 2 virgül 4 noktasından geçiyorlar. Tem, temel felsefe ne? X yerine 2'yi Y yerine eksi 4'ü salladığında şurada ve şurada 0 eşittir. 0 çıkmalı kardeşim. Tamam. Düzlemde x artı y artı 5 eşittir 0 ve y eşittir 1 bölü kök 3 çarpı x artı 2 doğruları Arasındaki açı kaç derecedir? Da, dar açıyı soralım. Ne demiştim? 1 bölü olduğunu gördüğünüz zaman uyanık olun demiştim. ha Güzel. Var mı gönüllü arkadaşım? Evet, biraz kız öğrencilerimden katılım bekliyorum. Sürekli beylerle görüşüyorum. Hadi kızların biraz cesaret. Evet. Ekim bağlam bakayım. Hocam duyuyor musunuz? Duyuyorum Ekin'ciğim. Ee, şimdi... İki doğru arasındaki açıyı sorduğunda eğimden gideceğim çünkü tanjant tarife bana eğim veriyordu. Aferin. Evet. O iğrenç formüle pek girmeyin, zorunda kalmadığınız sürece. Şu bir böyle köküşleri falan görünce uyanık olun demiştim, değil mi? O köküşler Hı -hı. bize aslında güzel şeyler söylüyor. Ekim bana birinci doğru eğimini söyler misin? Eksi bir. Güzel. Hangi açının tanjant eksi birdi güzelim? 135 miydi? Aferin. Demek ki bu doğru şöyle. X ekseniyle 135 derecelik açı yapan bir doğru aslında. Değil mi? İlk doğrumuz. Evet. Öteki doğrunun eğim açısını söyler misin? Onun eğimi de 1 bölü 3. Şu ilk kat sayısından. 30 derece mi? Neyin tanjantı bir bölük yapıyor Ekim? 30, 30, derecenin evet. çok güzel. Bakın o da şöyle bir doğru arkadaşlar. Kabataslak çizin hiç önemli değil. Yeter ki açılarını görün. Bakın bu da geldi. 30 derecelik açı yaptı. E adam senden nereyi istiyor? Şurayı istiyor işte. Üçgende bir dış açı. Kendisine komşu 2 için toplamından. Ekin'cim devam et. Orası Hıca, kaç orası derece gelir? 25 derece geldi. Aferin. 190'dan da de 105 der, çıkarırsak. İki doğrunun arasındaki dar açıyı istemiş. Kesinlikle. Bu geniş olduğu için ben darını merak ediyorum. Şurayı merak ediyorum. 75 derece. Biliyorsunuz iki doğrunun iki, iki açı oluşuyor. Biri dar, biri geniş olmak üzere. İşte bizden de bunu istemiş. 75 derece. Alfa dar 75. Alfa geniş sorsaydı, 105 diyecektik. Peki sevgili gençler şu aptal formüle niye girmedim? Tanjant alfa eşittir mutlak m1 eksi m2 bölü 1 artı m1 çarpı m2'ye genelde girmemeye tercih ediyorum. Ne zaman giriyorum peki bu çözüme? Eğim açıları güzel değilse buna girin. Ama burada bak eğim açıları güzel geldi. Biri eksi 1. 135 tanjantı. Biri 1 bölü 3. 30'un tanjantı. Harika. O zaman çizerek görebilirim. Ha şimdi buna girdin diyelim. Hasbel kadar girdim bu çözüme. Bir şey söyleyelim bakalım. M1 eksi 1 eksi 1 bölü 3 bölü 1 artı eğimler çarpımı. 1 bölü kök 3. Evet. Kök 3 artı 1. Eksi kök 3 eksi 1. Değil mi? Doğru yaptık mı? m1 eksi m2 eksi 1 eksi 1 bölük 3. Evet. 1 artı eğimler çarpımı 1 artı eğimler çarpımı şurası eksi olacaktı. Yoksa bir türlü eksi 1 gelir çünkü. Anlamsız olur. Arkadaşlar bu işlemi yaptınız diyelim karşınıza tanjant alfa eşittir 2 eksi kök 3 geldi. Ne demiştim geçen derslerimizde? Tanjant ne zaman 2 artı kök 3 yapar, ne zaman 2 eksi kök 3 yapar bilirseniz sıkıntı yok. Hatırlayan var mı tanjant kaç 2 eksi kök 3'tü? Evet Ahmet. Hocam yanlış hatırlamıyorsam 15'ti. Güzel. 75'te 2 artı köküçtü. Bu 2 artı 3 geldi diyelim. 75'in tanjantı 2 artı köküçtü. Doğru. Demek ki darı işte 75 genişi 105 gelecek vesaire vesaire. Ama işte bu tehlikeli bir çözüm. Ha, bunu anımsamazsan gittin. Gibi. Anlaştık. Hatta bir o kuralın da mecburen kullanıldığı yerler var. İşte nerede kullanacağım? Diyelim ki Doğrular arasındaki dar açı kaçtır? Sormuş. Ha burada şimdi çizip görmek imkansız. Niye? Birincinin eğimi 2, iki, ikincinin eğimi eksi bölü 3. E sen neyin tanjantı 2, neyin tanjantı eksi bölü 3 yapar? Bilmiyorsun. Mecbura şimdi formüle girebilirsiniz. Kullanın burada artık. Tan alfa eşittir. 2 artı 1 bölü 3 bölü 1 artı eğimler çarpımı. Eksi 2 bölü 3. 7 bölü 3 çarpı 3. Demek ki alfa buradan arktanjant 7 geldi. böyle bırakacaksınız. Genişini sorsa art tanjant diye diyeceksiniz. İğrenç bir açı. Bilmiyoruz. İşte 80'den büyük bir açı. Hani 45 olsa 1 olacaktı. 45'ten büyük bir açı olduğunu kesin görüyorum. Cevapları böyle verebilir. Ha, güzel gelseydi bulacaktı. Güzel gelmedi. Her zaman da güzel gelmesi gerekmez biliyorsunuz. Hocam arkı ne oluyordu? Ark tanjantın tersi. Şu oluyordu. Örneğin tanjant 45 eşittir 1 ya babacığım. Ark tanjant 1 eşittir 45 derece. Yani pi bölü 4 radyan. Ters fonksiyon gibi düşün. Tamam teşekkür ederim. Tanjantlar açıyı, açıyı değere götürürken arklar da değeri Açıya götürür. Örneğin. P bölü 4. Eşittir kök 2 bölü 2 ise. Arksin kök 2 bölü 2. Eşittir P bölü 4 yapar. Hani FF ters F gibi. F. 2 5'e götürürse. Hani f'in tersi de 5'i alır 2'ye götürür diyorduk ya. Onun gibi bir şey. Ark isim yazacaktık şuraya. <laughs> ark demek zaten ters demektir arkadaşlar. Örneğin kosinüs Ark kosinüs 3 bölü 5. Nedir diye sorduğunda. Direkt 3 bölü 5 diyebiliyorduk. Niye? Çünkü cos'la arc cos birbirinin tersidir. Şu f, şu f ters. Arada bileşke varmış gibi düşün. Birbirini öldürdü. 3 bölü 5 çıktı. Peki, bunda da anlaştık. Y eşittir 2x artı 3 doğrusu ile 45 derecelik açı yapan ve p 2,4 noktasından geçen doğrunun denklemi nedir? Ha şimdi bak bu doğruyla yukarıdaki doğruyla 45 derece açı yapan ve şu noktadan geçen doğrunun denklemini merak ediyoruz. Şimdi sevgili gençler yukarıya alıyorum çözümümüzü. İyi izleyin beni. Bugün biraz genel tekrar yaptım. Çünkü unuttuğunuz şeyler oluyor. ister istemez. Elimde bir y eşittir 2x artı 3 doğrusu var. Bir de bu 45 derecelik açı yapan başka bir doğru var. şunu adı y eşittir 2x artı 3. Şunun adı y eşittir mx artı n. Bilmiyorum. Bildiğim tek şey bir, 2'ye 4 noktasından geçmesi. iki diğer doğruyla de 45 derecelik açı yapması. İşte öğrendiğimiz o tanjant alfayı kullanacağım şimdi tanjant alfa eşittir. Yani tanjant 45 eşittir. Yani 1 eşittir. M1 eksi M2 bölü 1 artı eğimler çarpımı. Şunun eğimi 2. 2 eksi M. Şunun eğimi de M. 1 artı eğimler çarpımı 2M eşittir 1'miş. İşler dışarı çarpımıyla 2M artı 1 eşittir 2 eksi M'den 3M eşittir ne geldi? 1 geldi. M eşittir 1 bölü 3'ü yakaladık. Güzel. Şimdi doğrumuzun adı neydi? 1 bölü 3x artı n. 2 koyunca 4 mü çıkacakmış? Hatta şöyle yapalım. 3'e 4 diyelim. Daha güzel gelsin. Rasyonel gelmesin. x'lerine 3 koyduğunda y'si 4 gelecekse 3 bölü 3'ten 1 artı 3 koyarsam 4 olur. İşte bakın ne yaptım? aradığım doğrunun denklemi buldum. Gördünüz mü? Birinci doğruyla 45 derecelik açı yaptım ve 3'ü 4'ten geçti. Neyi kullandım? Aradaki açının tanjantını kullandım. Efendim Samiçim? Hocam burada 2'nin e, M'den büyük olduğunu anlayabiliyor muyuz? Aslında 2 tane doğru var. Doğrusu, tabii doğru söylüyorsun. 2 tane doğru var. Bir de sol tarafta olabilir bu mutlak değerce bakmak lazım. Bir de eksi, şey de gelebilir. E, M eksi 2'den de gidebilir Doğru söylüyorsun. Hangisidir? Aşağıdakilerden hangisidir diye sorabilir aslında. Evet sağ arkadaşınız doğru söyledi arkadaşlar. Ben istersen bunu şöyle çizebilirim. 45 derece açı şöyle de yaptırabilirim. O yüzden mutlak değer koyuyoruz arkadaşlar. Hatırlarsanız. İki tane M değeri gelir. Hangisi varsa seçeneklerden işaretlersiniz zaten. Diyelim ki dar açı yapanı sordu. Biz de bir bölücü bulmuş olduk. Doğrudur. Peki sevgili gençler. Bugün bu kadar diyelim. Yarın zaten daha detaylı devam edeceğiz konumuza. Genel bir tekrar yaptık. İyi de oldu bence. Hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Görüşürüz hocam. İyi günler hocam. Görüşürüz Eurucum. İyi günler arkadaşlar.